kımıldamayın. Kımıldan, kımıldan, kımıldamayın. Bak şöyle nazlım kımıldamayın. Evet, Özlem Hanım, baba kız çalışmanın zorlukları da vardır herhalde, keyifli yönleri de vardır. Böyle var mıdır paylaşabileceğiniz anılarınız diyeyim? Vallahi hiç zorluğunu görmedim ablacığım. Şöyle hep böyle bir şeylerle yapayım. Yani sürekli kendimi ispatlamak gibi böyle bir hevesim vardı, bir iddiam vardı. Şimdi eski, bundan önce buraya taşınmazdan önceki fabrikamızda ortaokul 2 öğrencisiyim yine. İşte hayallerimin şekillendiği seneler. Babam yine böyle fabrikayı kurdu. Ön tarafında çok güzel bir büro yaptı. Arka tarafında da yemekhanemiz var. Bir gün çağırdı, dedi ki çocuğum gel. Eğer okursan buraya oturursun ama okumazsan arka tarafı çok güzel bulaşıkhane yaptım. Oraya gidersin, tercih senin. Herhalde biz hayatın ciddiyetini o zaman anlamışız ki içimizde de biraz vardı tabii. Dediğim gibi işte baba sevgisiyle de. Evet ya, yetiştirilme çok önemli. Yetiştirme anne çok baba önemli. Çok önemli zaten. Çok önemli. Hayatımın ilklerini hep mesela kız çocuğu anneye yatkındır aslında. Ama hayatımın ilklerini, her şeyini, enlerini hep ilk babamla paylaşmışımdır. Çok güzel. Az önce konuşurken atladığımız bir şey oldu. Ön taraf, arka taraf, bir de çalışma alanı var galiba. Orta kısım. Tabii çalışma alanı var. Tabii biz işin orada, o zaman hesapta fabrikanın içi yokmuş. Biz buraya gelince fabrikanın içine girdik tabii. Ofiste fabrika içi bir oldu herhalde. Aynen, ofiste fabrika içi. Söylemiş galiba onu size. Evet, biz onu o zamanlar ciddiyetini anlayamamışız ama çok şükür hayatımız yani şekillendi Allah'a şükür. Evet, valla baba kız çalışmak çok güzel, çok keyifli. Bir şey. Evet. Gerçekten hani sağ olsun, ben eğer bugün Özlem Kaynaksam, toplum içinde bir yerim, bir kariyerim varsa her şekilde bunu babama borçluyum. Çok güzel valla. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben size. İçeri geçelim, bir de fabrikada bir gezelim, dolaşalım bakalım. Tabii buyurun. Evet, dikiz aynası bedava, yoğunlar devam ediyor. Bir zincir fabrikasındayız. Yanımda da bir emekler amcam var ama biz öyle bir yerdeyiz ki, bir ıhlamur ağacının altındayız. Bir şarkı vardı, ıhlamur altında diye amca. Sizi evet. Tanıyalım bir. Evet, ben Ali Rıza Kaynak. 62 yaşındayım. Sanat okulundan beri bu işten uğraşıyorum. Yani kaç yıl oldu? 40 seneyi geçti. 40 seneyi geçti ama asıl patron... Esas, o... evet... İşte kızımı yetiştirebildiysek, damadımızı, yakınımızı yetiştirebildiysek bu mesleğin devam etmesini istiyoruz. Valla şöyle söyleyeyim, aslında en güzel şey ne? İşi kurmuşsunuz, sonra işi kıza bırakmışsınız ve normalde baktığınız zaman zincir fabrikası bir erkek işi olarak düşünülür. Asla. Ama, bunu kabul etmiyorum zaten. Etmiyorsun. Özlem kardeşimizi bir tanıyalım. Özlem Kaynak ben. 84 doğumluyum. Ben de Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Aslında gerçek mesleğim bilgisayar yazılımcılık, programcılık. Ama baba mesleği 7. sınıfta hayalimdi. Yani o zaman böyle hayatım şey yapmaya, gelişmeye başladı. Yani hayallerim yönlenmeye başladı. Babamı zaten çok severim, çok da düşkünümdür. O sevgim böyle beni bu mesleğe sürükledi. 15 senedir de babamın yanındayım. Zaten kızlar öyledir, babaları çok sever. Yani hayaliniz zincir fabrikasını... 7. sınıfta hayallerim yani yönlendi diyebilirim. Aslında hukuktu gerçekten hayalim. Belki bir avukat olmaktı. Ama sonra sayısal öğrencisi olunca, meslek çıkışlı olunca tabii. Zaten devam etmesi gereken bir işimiz var. Bir de ailemin tek çocuğuyum. Babamın hem kızı hem oğluyum. Bu şekilde nasıl bir duygu? Hem kızı, hem kızı hem oğlu olmak. Çok güzel. Şimdi oğlan evladı yönüm daha ağır basıyor. Belki hayat şartları, işim gereği o şekilde biraz daha yoğun yetiştirildim. Hayatımdan memnunum. Yani işin 40 yıllık kurucusu babam yani. Eğer yolundan gidebilirsek ne mutlu bizlere tabii. İnşallah. Bir anlatırsak. Şimdi üstadım esas zincir sektörünü. Bu zincir sektörünün Beyda girişi temeli rahmetli amcam vardı, İbrahim Kaynak ve babam Adil Kaynak. İkisi ortak olarak bunlar nal çivisi yaparlardı. Ocak işi bu girişimi yaptılar. Yani bu mesleğin hangi fabrika olursa olsun Beyda'da temeli bu ikilerdir. Hayır. Temeli bu ikilerdir. Yani şimdi bazı insanların heykelini dikmek isterler. Ben zincir konusunda İbrahim Kaynak
Ve rahmetli babanızın ikisinin heykelini, evet. Bunlar bu Beyda'da. Şimdi şu sektörden belki 200-300 kişi yemek yiyor yani toplam fabrikalarda. Temeli onlardır. Bir de şey, Türkiye'de %80'ini üretiyorsunuz değil mi? Şimdi her alanda değil zincirde. Sadece besi zincirinde, yani hayvan zincirinde %80'i Beyda'dan çıkıyor. Bu besi zinciri olarak, köpek zinciri olarak, yani her türlü Beyda'da yapılıyor %80'i. Ya zincirin yapılışı, yani ham madde çelik. Ham madde çelik değil, normal bildiğimiz Ege çelik veya Habaş'ın, filmaşın demirleri kangal olarak 1,5 tonluk veya 2 tonluk. Onlar burayı biz kangal şeklinde alıyoruz. Kendimiz istediğimiz inceliğe inceltebiliyoruz makinelerle, hattane usulüyle. Ondan sonra istenilen ölçü zincir yapılıyor. Özlem Hanım, Özlem kardeşim artık hanım değil, Özlem diyeyim, öyle bir kardeşle gitti. Dededen gelme aslında, babadan değil. Gelme. Tabii yani. Dededen gelme. Ama rahmetli sağken onun sağlığında ben lise öğrencisiydim. Ben bugünleri görmesini isterdim ama. Tabii o zaman bu kadar teknoloji de yokmuş. Ocaklarla yoktu. Yapılıyormuş. Yani nar çivisi elle yapılıyordu. Bizim Beyda'nın üzerinde Küreköy'ü vardır. Hemen gitmiştik Küreköy'e. 37 tane demirci dükkanı vardı. Yani demirci dükkanı dediğimiz bir körük, örs, çekiç. Yani çekiç sesi hiç durmazdı. Fakat biliyorsun zaman geçtikçe yük hayvancılığı azaldı. Bir de o elle yapılan çivinin makinesi çıktı. O sektör fark öldü. Var mı? Yani elde yapılan bir çiviyle makinede yapılan arasında bir fark var mı? Var tabii. Şimdi şöyle diyeyim size. Elle yapılan çivin şu an kilosu 200 bin liraya mal edersin. Ama makinede yapılan 40 bin liraya satılıyor. Yani onlarla ayak uydurmak mümkün değil. Ama kalite, sağlamlığı, yok, o dayanıklı. Nar çivisinde o daha kaliteli. Yani tabii. Elde yapılan mı? Makinede yapılan. Ha, daha dayanıklı. O zamanında teknolojinin, yani Türkiye'de olmayışı, o makineden olmayışı, elle yapılıyormuş bu işler. Hmm. Yani ocak işleri, ama ustalık isteyen. Zanaat değil mi yani? Tabii tabii. Yani şimdi tabii, çok büyük bir sanat. Bir fabrikanın, bir makinenin yaptığını elde yapmak daha farklı bir şey. Tabii. Pekala, hayaller ne? Çocuktan başlayan bir hayal var. Şimdi işin başındasın. Bundan sonraki hedef ne? Yani buradan sonraki hedef babamın da dediği gibi. Yani kurulu bir düzenin içerisine geldik. İnşallah, yani Allah utandırmasın, bu düzeni devam ettirebilmek. Babam yanımda olsa da olmasa da. Yani bu düzeni devam ettirebilirsem. Yani işte ihracat yapmak, işte fabrikayı çok büyütmek. Abi şimdi ihracat tabii ki herkesin hayaldir ama tabii günümüz Türkiye'sinin ekonomi şartlarında yani biraz hayaller Paris oluyor tabii. O yüzden zaten Türkiye'nin her yerine biz yeterince malımızı üretip veriyoruz da ihracatımız da İstanbul kanalıyla. Bu şekilde yine sistemimiz devam ederse bize yeter. Diyorsunuz. Bu kadar düşünüyoruz, evet. Vallahi, bunu düşünüyoruz yani. Babadan ne güzel kalmış, hem kızı hem oğlu. Hem kızı hem oğlu duygusu sizde nasıl? Yani hangi taraf daha böyle özleme? Ben de şimdi biliyorsun Sabancı Holding'e evlatlandan bayan yönetiyordu Güler Sabancı. Ben de kız erkek ayrımı yok. Bir şey söyleyeyim. Torunum kız, onu daha çok seviyorum. O da meraklı mı? Yok, daha ufak. İlkokulu biri gidiyor bu sen işte. Ama anne onu bir şey yapacak yani. Şimdi tabii hayaller şu. İstiyoruz ki hani gelsin kurulu bir düzenin başına. Artık yıllar sonra tabii o devam etsin. O geliyor şimdi buraya. Anne, ben senin gibi zincir yapmayacağım. Zincir yapmak zor. Ben doktor olmak istiyorum. Yani inşallah o da hayalini yapar yani. Hayalini yaşasın. Aslında biraz yaşımız biraz daha. Hani bir 10 sene daha önce olsaydı teknolojiye düşünürdüm. Yani teknoloji şu an pahalı. Gücümüz yetmiyor ama bu sistem bu şekilde bize yetersiz. Ama şey işte torun var arkada. Ama o teknolojiye var. İşte yavaş yavaş basamak basamak girmek zorundayız. Çünkü bunlar için, yani gelecek için. İşte ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi bir torun var. İsim neydi torun? Güncanur. Güncanur'a da buradan sevgiler gönderelim. Şimdi Güncanur doktor olacağım diyor. Doktor da olsun ama bu işi de yapsın. Tabii biraz da galiba bize şu var. Yani her anne baba, ben bunu daha önceki programlarda da söylemiştim. Her anne baba istiyor ki oğlu avukat olsun, doktor olsun. Ama bu ülkede de bir zanaat var. Yani bir sanayi var. Hiç kimse ya benim çocuğum da işte bir zanaatı öğrensin demiyor. Herkes doktor olsun, avukat olsun. Evet tabii ki okusun, doktor olsun, avukat olsun ama bu ülkede ciddi anlamda işte sizin gibi ustalar artık Allah gecinden versin ama siz son nesilsiniz.
Tabii, yani tabii, ne kadar usta yetişiyor bu ülkede? Ne kadar zanaatkar yetişiyor? Yani birçok meslek bugün kaybolmaya yüz tuttu. Çünkü niye? Çok. Eleman yetişmiyor. Yetişmiyor. Yıllardır sürekli yetişmiyor. Şimdi bir de şu var. Doktor tamam, o da gerekli. Avukat da gerekli ama ben bakıyorum şu anda en fazla avukat var Türkiye'de. Bir de şu andaki nesil diyor ki babasına bana bir telefon dükkanı aç veya bir market aç. Yani daha kolay. O masa başında oturacak. Hayat öyle değil ki. Hayat... Peki biz bunu hale, yani bizim büyüğümüz olarak soruyorum, nasıl bu hale geldik? Yani konu başka bir yere gitti ama aslında çok güzel bir yere geldi. Evet. Şimdi burada bir zincir fabrikası var. Bak işte diyor ki Özlem, ben çocukluğumdan beri diyor hayalimdi işin başına geçmek. Biz nasıl bu hale geldik? Yani bizim gençlerimiz işte yurt dışı hayali, işte dediğiniz gibi kolay para kazanma. Yani bizi bu nedenlere iten sebepler aile yapısı mı, sosyal yapı mı, ekonomik yapı desem, yani çok ekonomik yapıya da bağlamıyorum bunu ama. Şimdi bizi bu hale, ben şunu, biz imalattan geldiğimiz için imalat her zaman önem veriyorum. Yani ne olursa olsun, bu dalda olması şart değil, her dalda. Şimdi fabrikalar olmadıktan sonra biz tarım ülkesiyiz. Şimdi bizim ürettiğimiz hayvancılığa bağlı. Örnek Ödemiş'te remork yapanına var. Veya Aydın'da alpler var, saban yapan. Bunlar hep nerede kullanılıyor? Tarımda. Tarım aletlerinin zinciri gidiyor. Yani muhakkak ülkede bir sanayi olması lazım. Şimdi ne oldu? Örnek veriyorum. Şeker fabrikaları elden çıkardılar. Cezasını kim çekiyor? Yine vatandaş çekiyor. Para, daha fazla para ödeyerek çekiyor. Şimdi biraz ben şeyi çok meraklıyım okumaya. Bu Yılmaz Özdil'in kitaplarını falan okudum. Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan bir ülke şeker ithal ederken 39 kuruş. Bir tane şeker fabrikası yapıyorlar, 34 kuruş iniyor. Alpulu yapıyorlar, 32 kuruş iniyor. Uşak Nuri şeker fabrikasını yapıyorlar. Yani bunu üreten, üretim artan başına o 39 kuruşluk şeker 18 kuruş kadar iniyor. Ama burada işte benim sorduğum... Fabrika. Benim istediğim bu. Fabrika yani. Ama şey var, tamam ben katılıyorum size. Bizim gençlerimiz de şimdi örnek veriyorum, işte adam diyor ki ya ben gidip fabrikada çalışmam. Yani... Ne demek çalışmam ya? Ama var yani, biz geziyoruz, görüyoruz. İşte diyor ki hayaller dediniz Paris. Hayaller Paris. Hayaller Paris. Biraz kolay paracılık yani, işte bizim akranlarımız. Hata gençler değil. İşte ben onu soruyorum. Hata size. Bizde. Bizim gibilerde. Neden bizim gibilerde? Ya ben bir kızcığım kıydıysam, bu yağın pasının içine makine için soktuysam, neden insanlar oğlan hani veya her oğlan dolu kız dolu, bak cinsiyet yani, ayrımı yok. Aile de bitiyor. Tabii yani ailen reisi çocuğuna işte masa başı el bebek gül bebek yetiştirmeyecek. O zorluğu görecek. Ve ben, bizim eskiden bir meşhur lafı vardır bakın. Bizde keşkek yemeği meşhurdur düğünlerde. Ama keşken de ezilen dallı. Oo güzelmiş. Keşken ezilen dallı. Bu ezildiyse dallı ama bana değil, kendin dallı. Çünkü biz gelip geçeceğiz. Bir gün gelecek, o da gelip geçecek. Bizim ustaların bir sözü vardı. Yaptığın bana, öğrendiğin sana derdi. Evet, evet. Yani... Tabii öğrendiği onun faydalı. Yaptığı belli bir yere kadar bizi faydalı diyelim. Buradan o zaman şunu demek gerekiyor. Yani dediğim gibi bütün ailelere sesleniyoruz. Elbette ki çocuklarımız doktor olsun, avukat olsun ama bu ülke dediğiniz gibi Kurtuluş Savaşı'na da baktığınız zaman zanaatla evet, bir yerlere üretimle, yani üretimle. Üretim çok önemlidir. Yani önce üretmemiz gerekiyor ki tüketim de üretim. Şimdi bak, hata bizdeyken şöyle. Doktor ne maaş alıyor? Yani 14-15 tam bir 14-15. Ben sana bir şey diyeyim. Bu sektörde ustubaşılık yapan var. Diğer bir fabrikada 15-16'ları maaş alıyor. Yani maddi yönden bir zarar yok ki. Yani maddi olarak düşündüğümüz zaman aslında... Kendini yetiştiren evet, insan her bir, zaman bir, parayı kazanır. Evet, iyi bir usta, yani dediğiniz gibi bir doktordan da daha fazla, evet, bir avukattan da daha fazla maaş evet, oluyor. Ama ben yine söylüyorum, bu ülkenin doktora da, avukata da, profesöre de ihtiyacı hepsine olduğu kadar ihtiyacı ciddi anlamda sanayileşme... Ve zanaatta da ihtiyacı var. Çünkü bir denge olması gerekiyor. Herkes doktor olursa, herkes avukat olursa üretim kim yapacak? İşte evet, o zaman dışarıdan gelir birileri yapar.
çok avukat varsa bu ülkede bir hukuk sorunum var dersiniz. Çok doktor varsa bir sağlık sorunum var dersiniz. Ya ben en azından böyle düşünüyorum. Ben gençlere tavsiyem okuyun. Yani artık üniversiteler çoğaldı. Bu işin de okulu var. Doğru mu? Yani sanat olarak. Tabii tabii. Yani makine mühendisliği var mesela. Evet. Makine mühendisliği var. Yani, artık birazcık üretime, tarımda da biz geçen gün Kalecik'teydik. Birazcık sohbet ettik. Tarımda da teknoloji kullanılıyor. Diyor ki işte biz drone'la tarlaya inip hastalık nerede var, nerede su istiyor. Evet, bunu görebiliyoruz. Şimdi gençlerde bahçe dediğiniz zaman ya ben tarlada çalışmam ama teknolojiyle birazcık kafayı yorarsak. Bugün hayvancılıkta süt üretiminde robot sistem var. Yani. Hangi hayvanın gebe olduğunu, hangi hayvanın hasta olduğunu her şeyi zaten gösteriyor sana. 10 kişi gerek yok, bir kişi idare ediyor. Yani teknoloji o yönden önemli. Ama benim en çok düşündüğüm şu bu konuda çalışkan olacak. Bir. Evet. İkincisi şimdi Japonya'da ebeveyn şunu düşünüyor. Çocuğum Tokyo Üniversitesi'ni bitirsin, isterse çöpçü olsun. Ha okumak kötü bir şey değil. Kesinlikle ben okuyacağım. Karşı değiliz hiçbir zaman. Ha kızım avukat da olabilir veya oğlum doktor da olabilir ama o işi yapmaz, bunu yapar. Veya avukat olur yine bu işin başında. Hayır bu iş yapar. Yani götürür. Niye yapmasın ki? Ha ne olur, kendini geliştirmiş olur. Kültürel açıdan iyi olur. Ben çalışmayı çok seviyorum. Çalışkan olsun istiyorum insanlara. Vallahi biz de aynı fikirdeyiz. Gerçekten insan çalıştığı zaman dinç oluyor. Biraz da bunda baştaki siyasilerimizin hatası var. Bir seçim zamanı geliyor. 60 kişi top sahasında görevli. Ne yapıyor? Ne üretiyor? Sadece oy üretiyor. Ne faydası var? Ekonomi ne faydası var? Yani artık biraz da bizim program çok siyasi program değil. Tabii yani, siyaset kırmak istemiyorum. Ben şunu söyleyeyim. Tabii ki en tepeden en aşağıya kadar herkesin bu duruma gelesiye kadar hatalar var. Ama ben her zaman dediğim bir şey vardır. Çocuk önce ailede yetişir. Yani tabii ki üniversite, eğitim ama ne yaparsanız yapın. İsteriniz en iyi üniversitede gönderseniz temel sağlamsa çocuğa sağlam. Çocuğa özgüven veremiyorsan, bak özgüven evet. Veremiyorsan, öcü gibi davranıyorsan zaten uçuk pısırık korkak olur. Ha ben şunu söyleyeyim, ben kızımla oturur rakı içerim. Örneğin, onu demesek iyiydi. Toplumun için. Hayır toplumun için değil. Evet bunu da yaparım. Çünkü o da özgür, o da insan. Ha benim onu yetiştir, tamam onu yaparım ama burç çalışmasını da. Yani şöyle. Yani, her türlü zorluğu görmesini yani, istiyorum. Ben kızımla en güzel şekilde vakit de geçiririm. Yani her ortama da giderim. En ağır şekilde çalışırım. Ama en ağır şekilde çalışırım. Güzel sohbetti, güzel muhabbetti. Evet, sayın patronum diyelim. Teşekkür ederim. Var mı son diyeceğiniz bir şey? Teşekkür güzel ederim. Ayaklarınıza sağlık. Evet, sektörümüzün tanınması gerçekten güzel. Bilinmeyen bir sektör. İnşallah bu kanalınız sayesinde de yani insanlarımız da görür. Vallahi biz bilmiyorduk. Biz yani gerçekten bilmiyorduk. Biz zincir fabrikasını, zincir sektörünü bilmiyorduk. Sayenizde yani buraya gelirken de baktık bayağı YouTube'dan nedir, ne değildir diye. Demek ki faydası oluyor. Evet, Türkiye'nin her yerinde yani her damda, her yerde bunu tabii görebiliriz. İnşallah sektörümüz devam eder. Daha güzel işler yaparız. İnşallah, inşallah. Teknoloji yakalayabilirsek ekonomi zorluğu da aşarız. Başarılı da oluruz. Ustam ben usta diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbetti. Sohbet esnasında çok da ciddi mesajlar verdik. Dikiz aynası yoluna devam ediyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Dikiz aynası Beydağ'da yoluna devam ediyor. Tabii ki Beydağ deyince de olmazsa olmazı kestane, tam da hasat zamanındayız. Evet. Yanımızda bir abimiz var. Biraz mola ver dedik. Abi kameraya doğru bakıp önce sizi bir tanıyalım.
Ben Ali Korgalı, üreticiyim burada. Kestane üreticiyiz. Sezonun son zamanları artık şimdi. Abi kestane toplamak zor mu? Önce oradan başlayalım. Tabii zor. Çırpması, ameli bulması zor oluyor. Bir de dağlık kestane dağda yetişiyor. Dağlık. Hepsi aynı anda geliyor bu kestanelerin. Aynı zamanda geliyor. Sıkıntı çekiyoruz amelide. Beydağ'ın kestanesi dünyaca ünlü. Ünlü. Yani ne özelliği var? Aromasından var? Neyinde var? Şekerci. Kestaneyi biraz böyle anlatırsak. Kestane bizim burası şekercidir kestaneler. Şekerci bu kestane şekerinde kullanılır. Onun çok tutuluyor. Ha, bir de unu yapılıyormuş yani, herhalde. Kestane unu yapılıyor. Çomaklardır, sessiz kurdular işte. Şimdi biz kestaneyi burada ben hemen bir tane yerden alacağım. Şöyle göstereceğim. Tabii tikenli. Ben bunu böyle toplanınca hemen yeniliyor diye düşünüyordum ama bu bayağı bir işlemden geçiyormuş. Bu toplanıyor, havuzlara gömülüyor. Üstü örtülü eyalet otundan. Sulanıyor 15 gün, bir ay. Ondan sonra patozdan çıkartıyoruz bunları. Yani bu bayağı bu şekilde olmaz. İşlemden tabii, geçiyor. Tabii. Yani bunu böyle bu bayağı dikenli toplaması durumundan da sıkıntı. Eldivenden toplanır zaten, elden yani, toplanmaz. Bu böyle toplanıyor, toprağa gömülüyor. Doğru mu? Eralt otlardır. Şu bildiğimiz eralt otları şunlar. Ondan sonra üstüne kapatılır kurulmasın diye. Fiskiyi takarız üzerine. Bir ay kadar sularız. Ondan niye suluyoruz bunu peki? Yani? Çürüsün diye. Ha bu dışındaki... Dışındaki dikeni çürüsün diye. Çürüsün diye. Ondan sonra da çıkartıyoruz. Ondan sonra patozdan çıkartıyoruz. Ne kadar hasat var sizin? Bizim burada şu an 2 ton falan. Hastalık vurdu bunlara. Hastalık çoklu. Öyle mi? Evet. Niye şeyden mi hava? Bu Bursa'dan geldi hastalık önce. Ondan sonra Çomakla, Beyda her tarafı. Ağaçlar gitti bak. Ucu ucu ağaçta bir şey oldu. Kuruldu bununla gitti. İlgili pekala bir ilaçlama falan yapılmadı mı? Vallahi hiçbir çalışma yapılmadı. Bununla ilgili. Yapılmadı. Ama yine de nasıl, şey nasıl, fiyat nasıl? Fiyat yani, geçen sen 40'tı. Bu sene bilmiyoruz artık azıcık. Yani evet. O zaman yani 50-60 civarı şey, olabilir yani. Ne kadar olacak baktığımız zaman. Şimdi 50-40'a şimdi, sizden gidiyorsa bir de aracılar falan tabii, derken. Bu sene mesela bir çırpıcı yövmesi 1 milyar 250'miş. Yövmeye. Yövmeye. Biz bunun dip temizimiz var. Toplaması, haracısı, çırpıcısı, kestane yarısı şeye gidiyor. Abi nasıl yani? Bir gelip o demin yaptığın işlem. Evet, 1 milyar 200 lira. 250-300. Ne kişi özelliği başına. Abi ne özelliği i̇şte, var yani onun o çırpma. Zor diye. Vallahi ağaçlara. İlk defa. Aslında bilmiyorum. Bizim ağaçlar portakal ağacı gibi. Büyük ağaç değil. Fiyatlar çok yüksek. Peki yani bunu kim belirliyor? Bunu dayı başına. İyiymiş vallahi. Ne yapalım? Esra gelip kestane mi çırpalım? Ne yapalım? Dayı başına bak bundan kellidir yani. Yani vallahi. Evet. Ne kadar sürüyor misal bu çırpma işlemi? Bizim burası 4 günde bitiyor. Vallahi ilginç geldi evet, bana. Yani buraya bir kelime bulamadım. Yani yövmiye 1250. 1250. Ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Geçen sene 450 verdik. Bu sene 1250 olmuş. Yani dediğim gibi yani kazancımızın çoğu gidiyor. Neye göre belirleniyor bilmiyorum ama evet, ciddi rakamlar. Vallahi abi bereketli olsun diyelim. Teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür ederim. Dikiz aynası kestane pazarından değil, kestane bahçesinden yoluna devam ediyor. Seni görmeyen kımıldan kımıldan kımıldan, bak şöyle nazlı kımıldan, kımıldan kımıldan kımıldan, bak şöyle nazlı kımıldan. Bak şöyle nazlı kımıldan, 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 kımıldan. Bak şöyle nazlı kımıldan, 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 kımıldan. Evet, Dikiz Aynası Beydağ'da kestane pazarı, hasatındayız. Pazarındayız, evet. Hasat.